bize beautiful ring dedi. Ben de hangi ringime diyorsan. 3 tane ringim var. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın beni bizzat koruduğu anlardan birindeyiz. Canlıyız, bekliyoruz. Benim için kötü, benim için iyi bir andayız. Her kuruşa değdi. Bu tecrübeyi yaşamalısınız çünkü manzara müthiş. Günaydın. Anakapri'deki otelimizdeyiz, kahvaltı ediyoruz. İrem'e anlattırdım ama beğenmedim. Bayılma konuştum. Konuş dedem, konuş. Mavi mağaraya gideceğiz. Kayıklarla içine gireceğiz. Ondan sonra tekrardan buraya çıkacağız. Otobüslerle, teleferikle Monte Solaro'ya gideceğiz. Capri'nin tepesindeki en yüksek tepeden bütün manzarasını izleyeceğiz. Teleferikle yapacağız bunu. Oturmalı teleferik. Kayak siyeci gibi. Devamında ise valizlerimizi alacağız. Aşağıda bırakacağız. Capri tarafında. Şu anda Capri adası Kıbrıs gibi ikiye bölünmüş. Yukarısı ana Capri, aşağısı Capri. Oraya gidip orayı da gezeceğiz. Belki denize gireriz, girmeyiz bilmiyoruz ama aslında biz adalı olduğumuz için bize çok bir şey ifade etmedi. Keşke böyle Roma'da bir gün daha ya da Sorrento'da bir gün daha daha iyi olurdu. Gerçekten Sorrento bir gün ama daha iyi olurdu. Ama tutturdu gelmişken ben Capri'ye gitmeyecek miyim? Hayatımda bir kere geldim falan filan derken. Bir cesur edin. Ben dedim. Sen söyledin diye söylemedim mi ama? Tutturdum dedim. Kayıtlarda var. Tutturdu gelmişken ben Capri'ye gitmeyecek miyim? Hayatımda bir kere geldim falan filan derken. Öpüyorum. Afiyet. Bu da meyve yiyor. Yazık. Kahvaltında otele para veriyoruz. Meyve yiyor. Et yiyor. Et. Evet, Blue Grotto'ya geldik. Buradan teknelerle şurada gördüğünüz mağaranın, hatta göremediğiniz içine gireceğiz. Bakalım, arkamızdan kimse gelmeden bilet sırasında da geçeceğiz. İnsanlar orada büyük teknelerle. Bakalım nasıl oluyor. Bekliyoruz ama bence Mikel'e biraz gerildi. Çok gergin. Sürekli bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Önce ben bineceğim. Sen benim üstüme yeteceksin. Çok korkunç. Öyle görünüyor. Kayan, düşen, düşene. Kimse düşmüyor ya. Mikel'i de yapalım bunu. Milletin mağaraya sokup para aldı. Bu ne ya? Bence de. Çok mantıklı. Adam bayağı TikTok. Bu arada TikTok biz de denizin ortasında. Tam otobüs tam önünde indiriyor. Ayrıca sanırım diğer Capri'den tekneler var, bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz üzere. O şekilde de gelebilirsiniz. Bir kere karnım yedi. Çok ağrıyor karnım, seyahat ederim. Çok dik, çok kar alanlar, dik yamaçlar. Evet, ben araba kullanırken de normalde Mikel'e uyur uyuyamadı. Hem de hiç. İadesiyle korktu ve şu anda da korkuyor. Ben dedim ki korkma, korktuğun başına gelir. Peki gece kalmaya gerek var mıymış Capri'de? Bence gerek yok. Yok ya, bir oteller çok pahalı yani. Burada kalmayın. Değmez. Değmez, evet. Şeyde ne kadar verdik hatırlıyor musun? Evet. Sorrento'da. Otele mi? Evet. Hatırlamıyorum. 100 euro falan mıydı? Hayır, o kadar değil. Geceliği yani. Ben bir kontrol edeyim. Bir de kadınlara bak dedi. Gerçekten teyzeye bakar mısınız? Bir saniye, bir saniye. Bakınız, bakınız. Ay çok komik. Abla madem korkuyordun niye para verip girdin? Teyze. Amca çek. Zaten altına saklanmıyor. Ay çok komik. Neyse, ne klostrofobisi azdı.
Ay neyse, Allah yardımcı olsun. Burası bayağı eğlenceli. İzlemek de çok keyifli. Evet evet, biraz sıra bekliyorum. Ama seni izlemek de keyifli olurdu ama bizi çeken olmayacak. Bu kadar insan gidiyorsa ben de yaparım yani. Benim genel olarak hayat felsefem bu olduğu için korkmuyorum açıkçası. Kaç? 7 euro mu? Ben şurada 7 euro gördüm. Bir kere diyorum ki 7 euro'nu hazırla gireceğiz içeri. Benim çente göre 34 euro diyor. Ben buraya şnorkelle dalarım zaten. Dalarım. Dalamazsın. Zaten. Nasıl geçeceğim? Bunların olmadığı bir gün. Öyle bir gün var mı? Geceleyin dalarsın karanlıkta. Fena değil. Ama güzel olmaz. Hadi ragazzi andiamo. Hele yaptık. Çok heyecanlıyız, bekliyoruz. Vallahi gidiyoruz. Bir ben, bir Michele, bir de bir teyze var burada. Evet, delik şurası. Michele sok kafanı. Allah Allah. Abi, tabii. Nasıl yasak, tabii. Bien. Va bene. Va bene. Va bene, così. Orası nasıl? Derin değil ki orası. Abinin ayağını çekiyorum. Ne yapayım şimdi gençler? Vallahi kafamı çarptı lan. Çok içeri çıkalım. Allah! Kalkabilir miyim? Asıl bir gözlükle bakıyormuş. Evet. Şu an mağarada mahsus dalda. Şimdi dışarıda inanılmaz bir dalga var. Her çıkartta da inanılmaz bir dalga var. Çıkmıyor. Sanırım burada. İçerisi geniş ama giriş biraz daha. Mağarada gergin. Girişi anlar. Biraz büyütmeleri lazım yani. Ben, oldu. Bunu da ben anlatmayacağım herhalde. Milletin kafasına yediriyorsunuz burada. Biz ama o yüzden eğleniyoruz sanırım. Ama bu belki de en kötü iş yani. Bunları da ekleyelim. Umarım videolarda da öyle çıkar çünkü karanlık aslında. Benim videolarım çok güzel çıktı. Aslında su da pis bak. Pis dedin mi su mu? Çıkamıyor ha. Çıkamıyor. Aha mahsur kaldık burada. Artık hep buradayız. Bir de diyorsun ki 10 euro verelim daha çok daha. Oldu ya. Kafamı çarpacağım lan buraya. Buraya gelme. Adama bak şuraya yanaştırıyor lan. Bu arada 8 dakika 8 saniye bir görüntü kaydı aldığıma göre. En az 8 dakika da biter mi? Yeter. Zaten yeter bence. Ama ben girişte güneş gözlüğümdeki hiçbir renk göremiyorum. Şey diyorum bir şey yok, bir şey yok lan, karanlık saatine denk geldik. Peki benim sevmem güneş gözünü çıkar da gör. Mağaranın girişi abi. Oradan bir ışık getirecek. Arkalara doğru karanlıklaşıyordu. Ama hoş yani, bunu doğal ışığın yaratması hoş. Ben olsam ledler de koyarım mavi mavi. Köşelere. Videoyu doldurmam lazım. Ne diyeyim? Sen söyle, sen boş ver. Konu zaten bu. Güzel olmaz mı? Olmaz. Tepeye bir tane avize asacaksın. Böyle dalgalar şey kapatıyor, girişi kapatıyor. Komple kapanıyor mu? Evet. Dalgamla geçemiyor. Çok şanslı bir anda geldik arkadaşlar. Böyle gergin anlar var. Bak doldurdum işte. Gayet konuşmaya gerek yok. Vallahi 10.5 dakika. Aa, abi de... abi girmeyin bak. Kaldık diyoruz burada. Tek başına gitti o. Sebep? Bizi mi kurtaracak? Kurtarma ekibi geldi. Abi girmeseydin yani. Yok, tek başına girmem. Bize yemek getirdiler şu an. Burada mahsur kaldığımız için. Düşünsene.
Olabilir bu arada İrem. Düşünsene sular yükseliyor, giriş kapanıyor. Ne yemeği ya, ben burada kusacağım şimdi. Su yok hiç. Ben bulamıyorum. Kusarsan çok efsane olur. Mavi mağaraya kusana gittim. Klostrofobisi olan buraya gelmedik ha. Duyuyor musunuz? Sakın. Sakın çocuklar. Burada büyüsü bozuluyor biliyor musun? Arriva, arriva. Kafayı, kafayı. Çıkacak mı, çıkacak? Valla bizim abi daha iyi. Allah'tan bir soru ya Rabbim. Buraya soktum. Direkt yüzüne döndüm. Evet kardeşim, hiç numara değil bak. Şurada. Ama şimdi bir aklımdan bulamıştım. Arkadaşlar, kalbi olan, tansiyonu olan, şekeri olan, ayak mantığı olan, herhangi en ufak sağlık problemi olan geldi. Çok gerek, çok bakamadım sandım. Nasıl olsun? Sonuna kadar. Hadi yürüsün. Bak ya, sağ ol. Şimdi çarpmanla ne yiyecek bu? Abi, korkak şey olmalı. Bitti. Çak! Çak! Bir yöze daha, hadi. Ben gidiyorsun. Grazie. Spin, düşürün. Ay, Allah'ım dikkin ya Rabbi. Zor dakika. Sonuna kadar ıslanmadım. Sonuna kadar. Abartmıyorum. Evet, oradaydık, buraya geldik. Yine kura bekliyorlar. Helal yani. İçeride var ya. Kayıtlara geçsin 22 dakika kaldık. Bu bir rekor. Ama ilk 5 dakika büyüsü zaten. Öyle çok kalınca bir toplamıyor. Bence çok kalmayın da. Önde de bir arkadaş vardı, onu hiç bulmuyorum. Don't make me out of any service. Okay. Ne servis, servisi unutma diyor. Ne servisi? Adama bahşiş. Sende paralar, bende yok. 10 euro nerede? 20 aldı ondan bir kere. Ne 20'si? Valla 20 euro aldı. İnsan elinde sarkı yok, sonra giderken avucunu. Aynen, yoksa indirmezdim. Emile, ciao ciao ciao. Ciao Turquia. Grazie. İstanbul, ciao. Evet. Bacaklarım ağrıyor. Ha, saçıma bakına bak. Ayağım ağrıyor. Üstüme bir ağırlık çökmüş vaziyette. 25 dakikadır İrema taşıyorum. Göğsümde bir eziklik. Si, si, good. Really good. Really good. Quanto tempo tu vita la fila? How long? How long? 30 minuti forse. No, ma. Non hai un cappello? Nada, nada, nada. Grazie. Se podía entrar a nadar? Si va. No, no, no. It's forbidden. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sıraya bak. Vaktine geldik. Oy. Midem bulandı. Şah. Vitamin geliyor ağzına. Andiyam. Evet arkadaşlar. Bu işi de yaptık. Ana kap bir de. Gergin ama. Kertenkele dikkat et. Bak. Kertenkele'den yok. Gidiyoruz. Hayvan dışına basma diye söyledim Mikel'e. Tırmanıyoruz. Çok erken saatte gelmenizi tavsiye edelim. Şiddetle. Sabah 9'da falan gelin çünkü sıra var ya. Bir acayip. Saatlik olmuş ve hafta içindeyiz. Ve bence öyle olmasının sebebi içeride biz varken dalga oldu. Biz çıkamadığımız için de sıra oldu. Evet, o da arttırdı. 25 dakika kilitledik millet. Ama 10 dakikada yaparsınız. Bu arada buraya geldiniz diyelim, hava kötü. Sakın buraya gelmeyin. Ha evet. Dalgalıysa giremezsiniz zaten. Zaten kapatıyorlardı. Aynen, boş yere yürümeyin hani buraya. Normal bir günde de o kadar dalgalı ki. Anlatamam. Kaç para verdik onu da hatırlamıyorum ama. 11 bir şey yazmış, bir 7 yazmış, 18. 18. Kişi başı 18 euro. Kişi başı 18 euro. Tekne öbür tarafına biri daha biniyor ama. Sıkıntı değil. Sen ıslanmadın mı?
Ha bu normal şey. This is bus stop, no? Bu da otobüs durağımız. Benim nerede? Tekli'de mi bıraktın? Ben onu o kadar taşıdım. Şapkasını kaybetti. Suyumu kaybetti. Bir ara beni de kaybedecek gibi duruyor. O kadar. Unutkan olamam. Kendin, olamazsın yani. Kendini unutturacak bir kadın değilsin. Gel buraya. Gel. Only you. Niye mi ağrı? Ne tutuyor? İçsin mi lan? Niye mi ağrı? Karım. Signora, elim ağrı. Valla Mikael, elim ayağım tutmuyor. Çok fena midem. Beni tutuyor böyle şeyler ya. Ben de değil. Şuraya sıraya gireyim de sonra kavga etmeyeyim. Burada Capri'de böyle üstü açık taksiler de var. Ama 30-35 Euro'dan başlıyor. 60 Euro'lara kadar çıkıyor. Zengin arkadaşlara duyurulur. Biz buna bütçe ayırmadık yani. Ayırdık. Ayırmışız haberim yok mu sadece? Ben ayırdım. Mavi Mağara ya da Blue Grotto'dan çıktık Capri Adası'nda. Şimdi teleferiye bindik. Bu arada taksiye falan binmeyin. Otobüsler bızır bızır geçiyor. Ana Capri'ye geldik. Teleferiye bindik. Monte Solaro'ya çıkıyoruz. Hiç tedirgin olacağınız bir teleferik değil. Ben normalde tedirgin oluyorum çünkü. İrem hiçbir şeyden korkmuyor tabii ki. Ama böylesine Capri'nin tepesine doğru çıkıyoruz ve gerçekten keyifli. Teleferiye de gidiş dönüş adam başı 14 euro verdik. Ama yürüyerek çıkmayı denemeyin bence. Çünkü çok yukarıda ve bütün gününüzü alabilir. Kısıtlı zamanınız varsa bu mecburi. Evet arkadaşlar, teleferiye geldik. Bu tecrübeyi yaşamalısınız çünkü manzara müthiş. Kişi başı 14 euro. Biz total 28 euro ödedik. Bir huzur içerisinde böyle ormana doğru yükseliyorsunuz dağın tepesine. Ben çok sevdim. Gelince bu tecrübeyi yaşamalısınız. Kafede yapılacaklar. Yapılacaklar listemizde ikinci sırada olmalı. Ama ilk mağara. Çünkü mağara sabah çok kalabalık oluyor. O yüzden o kalabalığa kalmadan gitmeniz gerekiyor. Monte Solaro'dayız. Amore. Amore Monte Solaro. Amore Farayels. İrem'in Reels'lerini takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bu videoyu izleyip benim eşimi Instagram'da stalklayıp takip etmeyenler. Evet, nefret ediyorum sizden. Bayağı ediyor vallahi. Hani etme, hakaret ya, etmiyor. Girme yani. Gir, takip et. Ne olacak yani? Bir takip düşünemez. Mutlu oluyor ya. Ay ben bir de şey merak ediyorum. Bir de interaktif bana... cevap veriyor, soru soruna cevap veriyor. Evet, benden daha iyi yani. Diyeme bana mesaj atmış, işte bunu nereden aldın diye. Bir bakıyorum beni takip etmiyor. Sana ben niye cevap veriyorum? Vermiyor cevap. Çok güzel bir yerdeyiz. Ama oraya. Barbie. Nereden gideceğiz? Signora Barbie. Capri aşağısına indik. Neydi Barisi bu? Bıraktık. Adı neydi bu? Marina Grande. Yani büyük marinadayız. Grande büyük demek. Şimdi finiküler bileti aldık. Finikolare yazıyor. Eğer bir kelime Türkçe'ye çok benziyorsa bu arada seyahatlerinizde, o kelime odur yani. Çok abuk sabuk bir şey değilse. Ben her şeyi anlıyorum mesela. O yüzden hiç sıkıntı yaşamayın. Şimdi Capri'ye doğru çıkıyoruz. Ana Capri'yi gezdik. Capri'yi gezeceğiz. Marina Grande'yi gezeceğiz. Sonra döneceğiz. Evet arkadaşlar, Tanrı'nın benim bizzatı koruduğu anlardan birindeyiz. Amore. Amore. Arıyorum Amore. Bulacağım.
Amore. Yok, fiyat aynı ya Türkiye ile. Ne kadar? 10 bin liraydı bu. Türkiye'de ne kadar? 23.450. E tamam, Türkiye'de aynıymış. Ama ben orada taksitli yapamıyorum. %10, 2000 daha ucuza gelecek. Tamam. Boş ver, vatanımız kazansın. Sen yapamıyorsun da ben yapabiliyorumdur belki. Aa evet, sen yapabiliyorsun muhtemelen. Neyse. Hadi yırttın. Şanslı çocuk seni. Ama oraya. Sıyırdın ama oraya. Vallahi çıkartıyordum kartı. Ama bedenim kalmamış. Bitmiş yani, herkes kapış kapış alıyor. Bu arada ayakkabıyı çok beğendim o yüzden. Ben de çok beğendim. Hiç mırın kırın yapmadım. Hiç etmedi. Yoksa yapıyorum. Çünkü harika, çok beğenmediğim bir şey olursa ve pahalıysa yapıyorum. Ben en güzelini beğendim. Mesela salak salak limonlu elbiselere bakıyorum. Hiç para harcamak istemiyorum ona çünkü korkunç ve bir kere giyecek biliyorum yani. Bunu giyer. Hep giyeceğim. Hep giyme. Yavaş, kibar kibar giy. Amore. Capri'deyiz. Trattoria Il Solitario'ya geldik. Otelimizden 5 dakika. Ana Capri'deyiz aslında. Capri aşağısı, ana Capri yukarısı. Şimdi bakalım güzel bir restoran olduğunu ümit ediyoruz. Abilerin tabaklarına bakıp karar vereceğiz burada. Çok dolu değil ama bakacağız yani. Boş diye. Lem çok dolu değildi ama içeri girince şöyle bir manzarayla karşılaştık. Ne? Ne anlamam ki? Ne oldu ki? Kadın dedi ki, aa bize beautiful renk dedi. Ben de hangi rengime diyorsan. 3 tane rengim var şimdi. Neyse. Dedi buna. Yani burada, İspanya demişim, tövbe estağfurullah. İtalya'da bu takılıyormuş. Dedim biz bunu da takıyoruz. Ama önce bunu takıyorlar. Ona göre bunu takıyoruz dedim. Sonra papayla olan reelsini attık. Evet, papanın reelsini gösterdi. Dedi papanın yüzüğü daha da büyük. Dedi benimki küçük. Nazar, hep göz. Hep göz bunlar. Aşkım seninki Zeynep Bastık'la, gerçi o çıkardı, Berfu Yener'ler arasında bir yerde. Yani Eser'den taktığından daha büyük taktım. Yani. Ama Eser de kütüp yozmuş ha. Çok linç yedi zaten. Yesin bir zahmet. Ama yüzüğün boyuyla da olmuyormuş. Yemeği biliyor. Evliliğin, linç de yesin. Evliliğin mutluğu yüzüğün boyuyla olmuyormuş. Daha büyük takanları gördük. Hepsi gitti pıtır pıtır. İçki meselesi ya. Yüzükle ne alakası var? Eserle Berfu kaldı. Onlar arkadaş. Biz de arkadaşız. Gel. Gel arkadaşım hadi. Bento'da denize giremiyorsunuz. Evet. Aslında güzel bir şey yapmışlar. Plajı adamlar Sorrento'da ikameti olan kişilere ayırmışlar. Biz de teknelerin arasında böyle bir yer bulduk. İrem ayaklarını soktu. Şuraya bak, ayağımda terli gibi çekti. Öbür plajları da özel şirketlere vermişler. Daha bir saat yol gideceğim, ayağım şişti be. Evet, Capri maceramızın da sonuna geldik. Efendim, Capri'de şahsen kalmayın. Sabah dikkat erkenden edelim, gidin. Ondan sonra cığıma, akşamda paşa paşa geri dönün. Aynen, ama şöyle yapabilirsiniz. Capri'den direkt Napoli'ye feribotlar da var. Orada 7.45 evet. Falan var. Ama hani, işte eşyanız çok zor, sıkıntı. Ya portable olmazsanız bu iş biraz zor. Biz portable olamayız çünkü biz kuvvetten direkt. Evet. İtalya'ya geldik ve İtalya'dan. Işte. Kuvvetten geldik. Paletlerimiz bir yanımızda karbon fiber. Burada değil mi paletler ama? Evet. Palete zeval gelmesin. Palet buyum. Ardından İstanbul'a gideceğiz yani. Memlekete gideceğiz 1,5 ay. Tabii ki de kıyafet almak zorundayım yani. Aynen öyle. Bunu atıyor, geri geliyor. Ha. Video içeri geliyor, o alanı kanlık. Şey, bizim de kırmızı arabamız var. Evet, gözüküyor zaten. İki kırmızı gidiyoruz. Ama onunki küçük, bizimki büyük.